Evet sevgili arkadaşlar, kardeşimizin düğününe gelirken talihsiz bir kaza geçirdik. Adam uyumuş, şöyle geldi, bizim aracımıza vurdu. Burada hasar oluştu. Artık canımıza gelmesin diyoruz, malımıza gelsin diyoruz. Düğün günü böyle ufak bir can sıkıcı bir şey oldu ama önemli olan canımıza gelmemesi, inşallah bunda da vardır bir hayır diyoruz. Arkadaşımız uyumuş, yolda gece uykusuzmuş, fark etmemiş bizi. Eğer araca vurmasaydı daha tırmanıp daha büyük kazaya sebep olacaktı, belki canından olacaktı. Bize vurdu, önüne biz çıktık. Allah daha beterinden korusun diyoruz arkadaşlar, inşallah Allah kimseye kaza bela vermesin. Böyle ufak bir sürtükle kazamızı atlatmış olduk değerli takipçilerimiz. Merhaba değerli arkadaşlar, Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Kütahya'dan, köyümüzden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Sevgili arkadaşlar, gece düğünden geldik ve bugün dinleniyoruz böyle. Başımıza düğünde bir talihsiz olay geldi sevgili arkadaşlar. Aile avukatımız İrfan Çevik'in düğünü vardı. Onun çekimini yaparken tam gelinle damat salona giriş yapacaklardı ki birden çok şiddetli bir patlama oldu. İlk etapta ne olduğunu anlamadım tabii ki ama kulaklarımı sağır edecek bomba şeklinde bir ses patladı. Kulaklarım çınlamaya başladı. Yani bir müddet algılamadı kulaklarım zaten. Hakikaten orkestra sesini bastırmıştı. Ne olduğunu da anlamadım. Daha sonra baktığımda, arkama döndüğümde kameramın çalışmadığını gördüm. Ben de sandım hani kamera patlamış yani. Ülker Hanım boyuna karşımda gülüyor ama gülsün gari, yapacak bir şey yok. Yok gülmüyorum. Niye gülüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? geleceğim. Evet. Önce Şahin gitmiş ya, İrfan demiş. Kamera patladı, yedek kamera olmasaydı bu çekimi gerçekleştiremeyecektim demiş. Evet. Oradan İrfan da yapma ya abi, nasıl patladı demiş. Koşa koşa gelmişler, kameraya bakmışlar. Ekran parçalanmış. Tamam demiş. Allah Allah demiş, İrfan gitmiş. Sonra az geçmiş, gelmiş. Demiş ki Şahin abi demiş, maytap patlıyor, adamın elleri biraz yanmış, zarar görmüş demiş. Şahin de yani nasıl demiş, geri sarmışlar, bir bakmışlar çekime, adamın elinde yok, patlıyor. Yok, bu kamerada değil artık. Ben bunun üzerine başka bir kamera bağlamıştım. Hı. Herhangi hani bir hata olursa diye. Mesela bu kamera ola ki yani kayıt tuşuna basmam, reçe basmam, bir şey yedek, olur. Yedek. Ben her zaman tekbirli çalışıyorum. Yani önemli yerlerde, nikah yakana, girişlerde, takıda mutlaka yedek kamera kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü bu işin dönüşü yok. Aynı şeyi bir daha adam geriye getiremez. Düğün gibi. Hakikaten de ne kadar işe yaradığını bir sefer daha burada gördük. Eğer bunun üzerine yedek kamera olmasaydı o anda o sahne çekilemeyecekti. Düğün açısından çok kötü bir durum olacaktı değerli arkadaşlar. İşte baştan önemli yerlere bunun üzerine bir kamera taktım ve o kamera çekimi devam etmiş. Aynı anda ekran patlamasına rağmen gene kameram çekime devam etmiş. Ancak o sesten kamera etkilenmiş ve kendini toparlayamamış, flu olarak çekmiş bir müddet yani. Tabii sarsıntıdan dolayı bu kameralar o kadar hassas ki biri çarpsa, hızlı bir yere temas etseniz hemen odaklamayı kesiyor yani. Ben niye gülüyorum bilir misin? Çay yere yatıyor ya. Ya ben öyle bir şiddetli patlama oldu ki. Yıldırım da öyle yere yatıyor. Yere yatmadım yani, beni ittirdi. Kaçtım, o kadar çok patladı yani. Yere yatmadım yani. Yatarsın. Yok, yere yatmadım. Hayır, tamam. Allah'ım ben de böyle bir gülmek tuttu, izledim videoyu. Neyse gülmeyeyim, Allah hayra çıkarsın. Evet, tamam, sonra arkaya dönüp baktığımda kameram çalışmıyor. Tabii bu üzücü bir durum. Yürüyüş yolundan da gelinle damat giriyorlar. Ne yapacağım diye kendi kendime panik yaptım. Yedek kamera üstte devam ediyordu çekimde, bir müddet yedek kamera çekmeye devam etti arkadaşlar. Tabii ki nikah memuru da hazırmış, hemen gelmiş yürüyüş yolunun başında.
Normalde bir müddet gelin damat dans eder, millet toplanır. Ondan sonra nikah memuru gelirdi. Burada gelinle damatla aynı anda nikah memuru gelin giriş yaptıktan sonra masaya geldi ve bu patlama olayından dolayı da kameramız etkilenince elim ayağıma dolaştı. O anda büyük bir strese girdim. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Bir tarafta nikah memuru hazırlık yapıyor. Nikah kıyacak. Bir tarafta kameram bozulmuş. Hemen oradan koştum arabaya. Kameramı sabitledim. Üstteki kamera çekime devam ediyor. Koştum hemen arabadan yedek kameramı aldım geldim. Tabii o anda fotoğraf çekmem lazım. Oradan bir tane davetli kız kaldırdım. Dedim yardımcı olur musunuz bana dedim. Eline hemen yedek kamerayı verdim. Bu grip kamerada sehpada olduğu için sökmeye zaman yok yani. Yoksa bunu sökmeye zaman olsaydı hemen bu kamerayı söküp öbür kamerayı sehpaya takacaktım. O zaman insana ihtiyaç kalmıyordu. Nikah memuru da bir taraftan hazırlık yapıyor. Konuşmaya başladığı için hemen çekmem lazımdı. Hemen kızı kaldırdım oradan oturduğu yerden. Hemen yedek kamerayı eline verdim. Sen dedim bu şekilde tut hiçbir şey yapma dedim. Nikah memurunu en azından dedim seslerini alsın yani. O şekilde arkadaşlar durumu idare ettim. Sonra aradan belli bir zaman geçti. Ben hala kameramın patladığını düşünüyorum yani. Çünkü kamera kırılmış. 60 bin liralık kamera sevgili arkadaşlar. 4K çeken Sony'nin üst versiyon bir kamerası. Bu kamerayı kullanıyorduk. Tabii böyle bir kameranın nasıl olur da patlayacağını kafamda soru işareti oluştu. Hatta İrfan Bey'e dedim, İrfan Bey dedim, kameramız patladı. Yeni bir kamera dedim, 3 yıl garantili. Sony'nin böyle bir kamera yapması dedim, nasıl bir şey oluyor anlamadım ama dedim, bunun dedim nasıl bir yol izleyeceğiz diye ona danıştığımda o dedi ki, ya dedi bugün dedi iki talihsiz olay oldu dedi. Hem senin kamera patlamış dedi, hem dedi çocuk dedi biz girerken elinde maytapla dedi çocuğun eli parçalanmış deyince Allah Allah dedim ben. Hemen yedek kameranın bunun üzerindeki yedek kameranın görüntülerini izledim. Ve bir baktım o anda tam gelin damat yürüyüş yoluna gelirken elindeki o maytap mıdır nedir yanıyor böyle renkli renkli duman çıkarıyor. Onlar patlıyor, infilak ediyor ve o patlamadan dolayı onun demiri benim kameramın ekranına geliyor arkadaşlar arkaya. Şuraya isabet ediyor. Biraz sonra göstereceğim sizlere. Burayı parçalıyor ve ekran kırılıyor. Burada görmüş olduğunuz ekran da kırıldığı için bu ekran zarar görüyor. O yüzden dolayı arkadaşlar kamera kararmış oluyor yani. Ama kayda devam etmiş çünkü ekrandan gözükmüyor. Sadece içten kayda devam etmiş gene görüntüleri. Allah'tan herhangi bir sıkıntı olmamış. Hemen yedek kamerayı devreye soktum. Bunu devre dışı bıraktım arkadaşlar. Böyle başımıza talihsiz bir olay geldi. Bugünlerde bu ikinci olay. Bir gün önce de Ülkeran'la giderken adam uyumuş yolda. 6 yıldır hiç arabamla bir kaza yapmamıştım. Arabamız tamamen orijinaldi sevgili arkadaşlar. 6 yıldır yapmadığımız kazayı sabah adam uykusuzmuş. Sabaha kadar halde çalışmış. Beni görmemiş. Çıktı kavşaktan hiç yolda durmadan karşıya geçip aracımıza vurdu. Aracımıza hasar oluştu. Bayağı 15 bin liralık bir hasar oluştu. Bir gün aradan sonra da bu şekilde kameramız hasar gördü. Hemen ne yapmamız lazım sevgili arkadaşlar? Bu gibi durumlarda başımızdaki belayı kazayı savmak için bir hayır yapmamız lazım. İnşallah hemen ilk etapta Ülker Hanım'la değerlendirme yapıp hemen bir hayır yapmamız lazım. Bu kurban olur, lokma dökümü olabilir, işte fakirlere sadaka verilebilir. Hangini yapacaksak, hangi daha insanlara faydalı olacaksa hemen bu hayırı gerçekleştireceğiz sevgili arkadaşlar. Artık İzmir'de mi yaparız bunu, köyde mi yaparız onu bilmiyorum. Daha konuşmadım Ülker Hanım'la. Hızlı bir şekilde bu belalardan kurtulmak için hayrımızı gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle. Sevgili arkadaşlar, canımıza gelmiyor çok şükür. Malımıza geliyor. Ondan dolayı da hemen sadaka vermemiz lazım ya da bir hayır işlememiz lazım. Ya da bir kurban kesmemiz lazım. Bunun şeyini sonra sizlerle paylaşırız arkadaşlar ne yapacağımızı.
Sizlerin duasıyla, Allah'ın izniyle burnumuz bile kanamadı. İki tane kazayı da bu şekilde geçirmiş olduk. Allah'a çok şükür. Canımızda bir şey yok. Gelen mala gelsin sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere kameramın hasarını yakından çekim göstereceğim. Allah razı olsun aile avukatımız İrfan Bey. Kameranın zararlarını karşılayacaklarını söylediler. Çünkü bizden kaynaklı bir hata değil. Tamamen düğün esnasında onlardan kaynaklanmış oluyor. Çünkü ellerindeki maytaplar patlıyor. O maytabın demiri de kameramıza isabet ediyor. Ve kameramız hasar görüyor. Ben kendisine bir şey söylemedim. Kendisi canına bir şey olmasın. O önemli değil dedi. Onu bir şekilde dedi, hallederiz dedi kendisi. Bir şey konuşmadık arkadaşlar. Şimdi Sony servisine götüreceğiz. Artık bu kameranın ekranı ne kadar olur, ne kadar değişir bilmiyorum. Kendisine söyleyeceğiz. Faturasını da göstereceğiz. Öderse öder, ödemezse de cebimizden ödemiş olacağız sevgili arkadaşlar. Çünkü hakikaten neden yasakladıklarını, bu maytapların, havai fişeklerin neden yasakladıklarını şimdi daha iyi anlamış olduk. Düğün esnasında başımıza çokça geliyor bu. Kiminin saçları yanıyor, kimisinin evine gidiyor, evi yanıyor. Hakikaten kimisinin tarlasına düşüyor, otluğa kuru, tarlalar yanıyor. Ben bunlara defalarca şahit oldum. Hatta bir defasında gelinlik tutuştu yani. Gelinin geçerken gelinliği tutuştu. Bu işin içinde olduğumuz için sürekli bu tür kazalarla karşı karşıya geliyoruz. En sonda birkaç defa başıma böyle saçlarıma falan isabet etti, biraz acıttı ama bu seferki ciddi anlamda, Allah korusun, bu kadar bir şeyi kırıyorsa, bu ekranı parçalıyorsa düşünün siz insana geldiği zaman ne yapmaz değil mi arkadaşlar? Bunu yasaklayanlar çok iyi etmişler. Bence de yasaklanmalı arkadaşlar. Çünkü düğün esnasında bir sürü çoluk çocuk var. Allah korusun, eğer bu ekrana değil de kafamıza gelseydi kurşun gibi kafamıza büyük hasar verir. Belki ölümümüze yol açabilirdi. 15-20 metre ilerideki stattaki perdeler dahi delik deşik etmiş arkadaşlar. O kadar tehlikeli bir şey. Yani hafife alınacak bir şey değil. Cezası da var bu havai fişekle düğün yapmanın. Biz de almıştık. Karakol, jandarma bize izin vermediği için kendi kına gecemizde, kendi bahçemizde kullanmadık arkadaşlar. İyi de kullanmamışız. Gerçekten hiç güzel bir şey değil. Bu havai fişekleri hiçbir şekilde yasaklamak lazım. Hiçbir şekilde izin vermemek lazım arkadaşlar. İşte somut örneği önümüzde. Şimdi size kameramın hasarını gösterdikten sonra videomuzu sonlandıracağım sevgili arkadaşlar.